da gelişi, karşılanması böyle geldi, karşılandı. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervi eksi de swap anlaşmasına çok acil ihtiyaç var. Bunu da biz söylemiyoruz. Bütün uluslararası gazeteler, televizyonlar, ajanslar bunu bizim söyleyemediğimiz açıkta yazıyorlar zaten. Erdoğan'ın Suudi parasına, petrodolarına ihtiyacı var diye ya yazıyorlar. Gerekçe olamaz bir ulus için. Bunu söylemek bile yani utançtır. Bak bu şöyle bir iktidar dönemi. Yani tarihte bir ülkenin onuru ya olur savaşta bir şey olur, o ülkeyi yöneten olur, hani bir sorun olur, kaçar bir şey yapar ama bir kez falan olur. Koca tarih içerisinde, 100 yıllık bir tarih içerisinde hangi ülke için peş peşe şunları sayabilirsiniz? Ben sayamam. Bak şimdi peş peşe sayalım. Trump mektup. Yani bir aptal ülke olma. Başkanına söylenebilecek en ağır şeyler ve hiçbir devletten bir devleti de bu kadar ağır bir ifadelerle bir mektup gönderilmez. Gönderilmedi. Rahip Branson olayı. Yani bu fakir bu görevde olduğu sürece, bu can bedende olduğu sürece asla olmaz dedi. Orada Amerika Başkanı tarafından karşılandı. Putin 36 askerinin öldürdüğünün hemen ertesinde gidip kapısında beklenip anlaşma imzalandı. Sonra da işte Suriye ve oradaki birçok şeyi, dengeleri değiştirecek ve şimdi de Prens Selman. Prens Selman kim? Yani burada yok ama ben şimdi yayında girdikten sonra Testere Selman diye adı geçiyor. Yani kendi iktidar medyasının verdiği ad Testere Selman. Yani elektrikli testereyle Kaşıkçı'yı kestikleri için ki öyle olduğunda Tayyip Erdoğan detaylıca bunu uzun uzun anlatmıştır orada nasıl cinayeti işlediklerini ve orada bir kavram söylüyor, şehit der. Evet, evet, şehit ilan etti 2018'de. Şehit olarak bahseder. Tabii. Şimdi böyle bir dosyayı o hakimin dediği gibi katile verdikten sonra bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Yani bir ülke bu hale düşürülmez. Yani düştükten sonra da zaten yok gerekçesini uydurursun. Yok para için, yok bir şey için bilmem ne. Yani diyelim ki para için bunu haklı kılar mı? Yani ip gibi dizilmişler oraya prens gelecek diye. Aynı şekilde karşılandılar mı gittiğinde? Bahadır anlattı işte, hatırlattı. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani Türkiye'nin utanç anlarından bir tanesi. Ve yine sonuçta şöyle bir durum var. Yani oranın kralı öldüğünde de bu ülkede yas ilan edildi. Evet. Bu ülkede o kadar çok şey oldu ki o kral öldükten sonra. Birçok insan hayatını kaybetti bombalarla ya da işte ihmal cinayetleriyle, hiç öyle bir şey olmadı. Yine bu iktidar dönemindeydi. Belki birçok insan hatırlamayacak şimdi, İslam ordusu diye bir şey uyduruldu bir dönem. Suudi Arabistan bayraklı şeyde, Riyad'daki törende, kral için yapılan törende bu ülkenin askerleri yürütüldü. İslam ordusu adı altında, kendi bayrağı olmadan Arabistan bayrağının altında. Yani sonuçta bu silsile olarak devam eden bir acayip dönemlerden birisi. Hani şöyle bir durum da yok. Yani ya 2 yıl öncesinde biz bunları söyledik. Şimdi bambaşka bir şey yapıyoruz. Ya insan hani böyle bir durum karşısında yüzü kızarır en azından. Yani hakikaten bunu böyle normal realize etmek çok zor ama öyle bir realize ediyorlar ki, Bahadır az önce de söyledi, hani Türkiye'nin gücü Prens Selman'ı Türkiye'ye getirdi ve anlaşma yapmak zorunda gibi şeylerle anlatılıyor. Yani bizim çok normal öyle değil az. Yani Suudi Arabistan açısından böyle değil mevzu. O da şöyle bakıyor, bütün bölgeyi geziyor Prens Selman. O da kendine bir meşruiyet arıyor. Onun bizim da prensimiz derdi ya. Çünkü da böyle bir şey mi olur ya, Prens Selman geliyor diye. Hani tabii. Türkiye'nin prensi mi ya? Tabii. Şimdi Türkiye'de bu prens, olayda bunlar 100 yıl önce gitti yani. Bu olayda çok yine hep böyle olayları yaşayınca tarihi diyoruz. Ama o kadar çok oluyor ki bunlar, böyle gündem yorgunu oluyoruz. Her hafta ayrı dayak yiyerek. Şimdi bugün bu hafta çok inanılmaz bir zamanlama var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararnamesi yayınlandı biliyorsunuz.
O kararnamede çok tartışılan siyasi davalarda karşı oy yazan hakimler sürüldü. Bunlardan biri Kaşıkçı davasında karşı oy yazan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Nimet Demir'di. Nimet Demir Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine karşı oy yazmıştı. Red oyu vermişti. Tabii ki iki hakim karşısında onun oyunun bir geçerliliği olmamıştı. Nimet Demir o şerh yazısının karşılığını şark biletiyle aldı. Kahramanmaraş'a sürüldü. Gerçi o gitmedi, emekliliğini istedi. Ama bakın Nimet Demir şöyle yazmıştı karşı yazısında. Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet ülkemizin ehil beldes vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır. Ne yapalım, Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor acziyetine içinde. Davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim. Böyle demişti Nimet Demir. Ne diyorsun bu zamanlamaya? Tam Nimet Demir'in bu Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirme vizesi olarak kullanılan dosyanın devri nedeniyle emekliye ayrıldığını, meslek hayatını noktaladığı gün biz Prens Selman'ı ağırlıyoruz. Bir de dış politikada nasıl göründüğünü düşünelim Türkiye'nin. Türkiye'de herhangi bir siyasi adım, her şey satın alınabilir görünüyor. Bir ülkenin yurttaşları da ülke onuruna sahip çıkarlar. Bunun için illa milliyetçi vurgusu yapmaya gerek yoktur. Yani milliyetçi bir ideolojiye sahip olmadan her ülkenin bir halkının onuru vardır. İktidarın diğer ortağı milliyetçi olduğunu da iddia eden bir parti. Ve geldiğimiz noktada ülkenin onuru ayaklar altında. Ekonominin geldiği noktayı biliyoruz. Hazineyi bir şekilde her bölüm işte ayrı dosyalarla tek tek anlatıyor herkes. Bir yandan hazineyi boşalttık, kamunun kaynaklarını boşalttık. Onu kişilerin ve şirketlerin hesabına geçirip daha sonra bu ekonomiyi de ayakta tutmak için bir suri, yani bir katil denilen bir adamın önünde böyle bir protokolle karşılama yapılıyor. Sonra da dönüp hala şunu söyleyebiliyorlar, işte Gazi ağ kuyrukları vardı, un kuyrukları vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda işte milletin yüzüklerini toplattığı İnönü falan. Ya savaşa girmedi bu ülke, başardı. Ve insanlar savaşmamak için nikah yüzüğünü vermeye razıydı. Sen toplumun geneline sor bakalım, onurunu satmaya hazır mı? Yani ekonomi Gazi ağ kuyruğu mu, Suudi'nin önünde diz çökmek mi? Hani bir bunu da toplumun kamuoyuna sor. Bizim gururumuzu bu kadar kolay temsiliyet nezdine de ayaklar altına aldırmaması gerekiyordu aslında. Biz ülkece şu an herhangi bir koşulda, sığınmacılar konusunda da böyleydi. İşte Türkiye'de bir büyükelçilikte ciddi bir cinayet işleniyor. Bunda da böyle. Yani hep konuşuyoruz, ihalelerde Londra mahkemelerini yetkili kılıyoruz. Çünkü o kadar satın alınabilir bir ülkeyiz ki. Bu da şeye benziyor. Biraz önce Bahadır anlatırken aklıma geldi. Hani IMF'ye işte IMF'ye diz çökmedik diyecekler ama hani beterine diz çöker haldeyiz. Ya bu aslında yasal sınırlardan uzaklaşmak anlamına da geliyor. Şimdi normal hayatta, günlük hayatta şahıslar üzerine ele alalım. Sizin bir güvenilirliğiniz, toplum içinde bir kredibiliteniz varsa çok zorda kalırsanız ne yaparsınız? Hani banka kredisiyle olayı çözersiniz değil mi? Yasal bir şekilde. Ya da bazı kaynaklarınızı nakde çevirirsiniz, başka bir kaynağa yönlendirirsiniz. Yani böyle yürür. Ama bunu yapamayacak kadar karanlık işlerin içindekiler tefecilere giderler. Biz şu an legal boyuttan çıktık artık. Hani çok tefeciliğe bile nereden yatırım gelmiyor Türkiye'ye. Nakde yeni bile uluslararası sermaye burada fabrika kurmuyor. Borsana girmiyor. Devlet üretim de yapmıyor. Ben sürekli şeye de karşıyım. Ya illa sıcak para girişi ve yatırımcı, yabancı yatırımcı Hollanda'dan gelse, Almanya'dan gelse ne fark eder? İşte oradan buradan gelse ne fark eder? Sadece yabancı yatırımcının getireceği sıcak, nakde aç bir ülke yönetim olabilir mi? Biz niye üretim yapmıyoruz? Yani niye tarım yapmıyoruz toprak bereketliyken? Biz niye sanayide
kendi tesisimizi kurmuyoruz? Biz niye teknolojiye yatırım yapmıyoruz? Ya bir astronot kıyafetinin onda bir bütçeli uzay şeyi kurmaya çalışıyor. Ama uzaydaki haklarımızı koruyacağız rica edeyim. Lisansımız yok ya, lisansımız yok. Yani aşıyı bulanlar Türk asıllı diye burada bayram davul zurna çalıyoruz. Ya bu, burada işte yani konuşuruz. İnsanların ucuz tıp hizmeti, onu da estetik kaygılarla aldıkları tıp hizmeti için bir alanız. Hekim mi yetiştiremiyoruz? Sağlık turizmini biz gerçekten kanser tedavisine, SMA'nın çözümüne harcayamıyor muyuz? Bizim hiç mi değerimiz yok? Bizim bantla tarif kendi... ediyorlar Ayşe. Ya bu, yurt dışındaki evet, şeyle saç ektirme bantıyla ya. Yani birkaç tane farklı insan sordu. Farklı milletten insan sordu. Yani Avrupalısı da sordu. Ya bu sürekli her yerdeki anonslar nedir dedi. Ve çok acıklı bir ses geliyor diyorlar. Ya, her köşe başında SMA'lı çocuklar için stand var. Bazısında ağlayarak ebeveynler bağırıyor, bazısına mesaj dönüyor ve bu bütün turistik geçişlerde var. Bir ülkenin simgelerinden bir tanesi tedavi masrafı için yardım çağrısında bulunan aileler olabilir mi? Şu an İstanbul'un simgesi birçok farklı şehirde de var. Yani bizim değerimiz ne? Yani bu ülkenin dünya üzerine bakıldığında Türkiye denildi, bu ülkenin değerine, bu halkın onurunu nasıl tarif eder dünyanın geri kalanı? Bitti, yok. Üretimimiz evet. Yok. Türkiye'nin X'i meşhurduru yok. Türk insanı şöyledir. Misafirperver midir? Değildir. Bir kediye bile mama alacak paramız yok. Biz misafirperver falan değiliz artık. Zaten bileniyiz. Birbirimize düşmüşüz. Bir kişiye daha tahammül edesimiz yok. Bütün halklara da düşman edilmişiz şu an. Sığınmacıyla yan yana geçinmeyi boyu. Biz misafirperver falan değiliz artık. Türkler, işte Türkiye'liler çok onurlu insanlardır. Yani değiliz. Kadir Şinas mıyız? Atır Şinas mıyız? Biz neyiz artık? Yani toplumu dönüştürdükleri şey artık ne? Evet. Dünya genelinde birine sorsanız Türkiye'de insanlar nasıldır? Artık bir tanımımız kalmadı yani. Bir onurumuz, gururumuz, bir şeyimiz kalmadı.